Ah İstanbul, İstanbul olalı. Hiç görmediğim böyle keder, geberiyorum. Aşkından kalmadı bende gururdan eser. Vallahi benim sarayda yanık bir sese ihtiyacım vardır. Misal haremde biri mi zehirlendi? Sağlam bir ağıt sen sesinde güzel durur diye düşünüyorum. Bana gel. Bana gel. 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 Yakışıyor mu bu haller sultanım? Ama format beyledir. Beni beğeniyorsun. Yakışıklı buluyorsun. Tabii paşam. Vurun kellesini. Ya bir dur kızım. Şimdi benim tarz raks ve eğlence geceleri olsun, halvet ortamları olsun, o şekil. Beni seç, hayatını yaşa. Hepinizi çok seviyorum ama zaten altını seçtim. Canım benim, canım, canım. Ay ya, mutluluktan ağlıyor, yazık. Ya o kadar abartma, hiçbir koltuk dönmese de bu bir yarışma. Hayatın sonu değil ki. Sonu, beğenmediklerimizin boynunu vurduruyoruz ya. Oo, bizim format eylem ya. Daha dramatik. Canım, öyle her zaman da boynunu vurdurmuyoruz ya. Bazen boğdurtuyoruz. Seni gidiyorum. Bana gel. Gel. Bana gel. Yok, bana gel, bana gel. Bana gelirsen. Bana gel, yoksa boynunu vurdurturum. Seçtim padişahımız. Aha! Aha! Biz burada sabaha kadar dil dökelim. Boynunu vurdurturun deyince herkes padişahımız. Ya 92 kişilik ekibim var, gözüne dizine dursun ya. Aa, bu yazgı ala ala bir kişi aldı yazık. O da kuş sesi çıkaran bir kadındır. Ya ayıp denen bir şey var. Padişah padişah da bir yere kadar. Hazır cellatlar yoldayken. Padişahım çok yaşa. Eyvallah. Gülüm benim, gülüm benim, derdim aşkım, canım benim. Ayırmasın sanırım bizi, budur inan tek dileğim. Gülüm benim, canım benim, derdim aşkım, canım benim. Ayırmasın Allah bizi, budur inan tek dileğim. Ay ne kadar büyük sürpriz Ahmet Kalfa. Galiba ki arada böyle yarışmacı olarak sürpriz selebriti gelince büyük renk katıyor. Bana gel. Gel. Gel bana gel. Sultanım, edep yahu. Ya dekolteyi de kapattık artık, daha ne ya? Benim takımı seç Ahmet Kalfa. Seni parti manyağı yapacağım. Bana gel Ahmet Kalfa. Biz seninle az cariye zehirlemedik. Ne anılar, ne anılar. Benim takıma gel Kalfa. Seni usta yaparım. Padişahıma mı espri de yapabiliyorum ya. Vallahi seçim yapmak o kadar zor ki, o kadar zor ki. Zaten hatun harebin vazgeçilmezi. Civan paşa zaten ailemizin paşası. Yazgı sultanın büyük bir fanıyam. Padişahım, inan et. Bütün çalışmalarını her mecrada dakikası dakikasına takip eden bir kişiyim. Niye her dakikamı takip ediyorsun? Cenevizlilerin casusu musun yoksa? Haşa padişahım. Sana ne padişahın her çalışmasından? Devlet sırrıdır yahu. Vurun kellesini. Ha padişahım, öyle değil. Bırakın beni, öyle demek istemedim. Ben o değil, o şekil değil padişahım. Padişahım, padişahım.
Galiba ki Osmanlı daha bu formata hazır değildir. Tecavüze uğramadın ya. Arkadaşın kokuyormuş işte. Ne var bu kadar? Kokular benim fobim zerrin. Tabaklar sıcaktır efendim. Dikkat edin. Bir mi? Çıngıraklı yılan diye sıcak tabak. Bu da mı fobin? Bunların hepsinin kökenine akşam home ofisimde inelim bebeğim. Nasıl ineceğiz? Ay, gençliğinde çok komik flashbacklerle. Beni affet. Sonuçta hayırlı bir iş için yapıyorum. Evet. Aa, dedeniz evde mi? Bir çıksın karşılıklı bir çay içelim. Çağırayım. Hadi çocuğum çaya. Yo, ben burada... Yemekte ne işimiz var baba ya? Komşu yahu ayıp. Davet geri çevrilmez. Ha, değil mi? Allah'ım kriz! İçmeyin! Niye? Soğuk o çay. Yok canım, termostan. İçmeyin! Termostan olmaz! Çeperi Ağrılı bir ev kızı gelinlerin meslesi Nur Hayat kayınbabası gelinlere termostan çay içirtmez. İçme bana! Ne oluyor ama ya? İçmeden ayrıldın! Öyle miyim? Çernobil Mernobil. Kim bilir nerenin ne zamanın çayı. Ben size yeni çay yaparım. Oldu. Ya gül gibi kız niye evlenmiyorsun oğlum? Nesi var? Olun size. Tabii ailevi durum olunca, yani toplumun en küçük parçası olaraktan saygıda sıfır hatayla oynarım. Oldu, o zaman başka zaman görüşürüz. Serhat'ın arkadan kız sesleri falan mı gelir? Selahattin sen, otur canım, ben servis yaparım. Balımsın, balımsın benim. Emir, ben kayak yapamıyorum azizim. Kaygan zemin üzerinde bu yükseklik dere yatağına göktelen yapmak gibi düşüp duruyorum ya o. Allah düşürmesin. Seni yerim, sana yerim. Aa, Selahattin abi, senin bu kayak olayı nereden ya? Çocukluktan. Tahta kayaklarla biz kaya kaya okula giderdik. Bir gün hiç unutmam, 10 yaşındayım. Bir bıraktım kendimi, uçuyorum, 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 ses duvarını açtım. Sonra aniden çarptım. Nereye? Ses duvarını herhalde salgılıyorum. Çağatay, bir dakika ya.
Nemrut'a yahu Nemrut'a çarptım. Nemrut Nemrut bakıyor bana. Ben kaya kaya ta Nemrut Dağı'nın tepesine kadar çıkmışım. O gün kayağa gönül verdim. Aa, vay be, çok acayipmiş ya. Ya ya. Poposu yere yakın olanlara daha uygun bir spor tabi. Onlardan korkmak da lazım aynı zamanda. Hadi yarasın. Hadi. Selahattin o kadar yorgun ki yemeğini odasına yiyip hemen uyudu. Ha, ben de nerede diyordum. Hapsürüyordu biraz, bulaştırmak da istemedi. Nasıl ince düşünmüş. Selahattin'e bak. Ben geldiğini de göremedim ama. Yarın sabah da göremeyebilirsiniz. Sürpriz bilet almış. Eylem'le beni yarın maça götürecek. Sağ olsun. Ya sonra da beni alışverişe. Aa! Aferin Selahattin'e. On numara bir insan ya.